Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Football Manager 2021 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere serbest oyuncular datasını aldık ve Türkiye liglerinde 6 şampiyon olmuş takıma birer milyar euro transfer bütçesi verdik ve bunun doğrultusunda 5 sezonluk bir simülate yolculuğa çıktık sizlerle birlikte. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dedikten sonra hızlı bir şekilde videomuza geçelim dostlar. Evet dostlar, videoya yeniden hoş geldiniz. Tarihlerimiz 3 Ağustos 2020. Yani oyunun başlangıç datası. Türkiye Ligi'ne geldiğimizde hemen size şöyle bir takım üstünden göstereyim neler olmuş neler bitmiş. Onun doğrultusunda zaten yapacağımız şeyler belli. Şimdi Beşiktaş var en tepede Başakşehir'le birlikte. Beşiktaş üstünden göstereyim ben size neler yaptığımızı. Beşiktaş kulüp detaylarına geldiğimizde mali durumda ciddi bir transfer bütçesi ve maaş bütçesiyle banka bakiyesi mevcut. Ayrıca Beşiktaş'ın ve diğer takımların da itibarını 8.000 civarına çıkarttım. Sadece Bursa Spor'un itibarını 7.500 civarında bıraktım. O da alt ligde olduğu için biraz daha normal karşılanacaktır. Diğer takımlarımızda da yine aynı şekilde bu uygulamayı gerçekleştirdim ve bu uygulama doğrultusunda bakalım takımlarımız serbest piyasadan neler yapacak. Tabii bunların gözüktüğüne bakmayın, şöyle oyuncular kadrosunda hiçbir oyuncunun kadroda olmadığını görüntülüyorsunuz zaten transfer merkezinde. Samat da var, sadece Samat'ta'nın da otomatik olarak transfer opsiyonu olduğundan dolayı Fenerbahçe'ye katılacak. Bunu kaldırmayı unutmuşlar açıkçası, onu söyleyebilirim. Birinci sezonun detaylarına geçeceğim şimdi. Birinci sezonun detaylarına geçip hemen sizlere neler olduğunu göstermek istiyorum açıkçası. Çünkü birinci sezonda çok ciddi bir transfer hareketliliği olacak videoda, tahmin ettiğiniz üzere. O hareketliliği görmek adına hemen birinci sezonun sonuna gidelim dostlar. Evet dostlar, birinci sezonun sonuna geldik. Hemen hızlı bir şekilde Süper Lig yazalım. Süper Lig'de durumlar ne olmuş? Onun doğrultusunda zaten yorumlarımızı yapmaya başlayacağız. Maaş bütçesi ve transfer bütçesi verdiğimiz takımlardan Fenerbahçe 91 puanla ligi şampiyon olarak tamamlıyor. İkinci Başakşehir, üçüncü Beşiktaş, dördüncü Galatasaray ve Trabzonspor 69 puanla 7. olarak bizi hayal kırıklığına uğratan takım oldu. TFF 1. Lig'e geldiğimizde Bursa Spor'un 84 puanla çok rahat bir şekilde şampiyonluk ipini göğüslediğini de görüntülüyorum. Hemen en alttan bakmaya başlayalım. Bursa Spor'dan başlayalım. Bursa Spor'un kadrosu nasıl şekillenmiş? Mihail Eser, Tokyeri Tomiyasu, Ömer Toprak, burada yetenek puanlarını da görüyorsunuz. Serdar Aziz gelmiş. Nuno Mendes. Nuno Mendes önemli oyuncu bu arada arkadaşlar. Sporting altyapısından çıkan Levin Öztunalı, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Lee Kangin, Yusuf Sarı, Müron Boğadu, Ersin Destanoğlu, Ozan Kabak, İrfancan Kahveci, Güven Yalçın, Eslem Bünyamin, Atakan Akkaynak, Nuno Santos önemli oyunculardan o da. Onun dışında Ertuğrul Ersoy eski kaptanlarından Bursa Spor'un bu dönemde kadroya katılmış ve Bursa Spor çok iyi bir kadro yapısı kurmuş bu dönemde. Takımdan ayrılan herhangi bir oyuncu söz konusu değil. Yeniden kaptanla eski kaptanlarından Serdar Aziz gelmiş. Bursa Spor'un ardından hemen yukarı çıkalım ve Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor nasıl bir kadro kurmuş? Shota Arvalatse takımın teknik adamı, Lindelöf kaptan, birinci kaptan, Kanur Galsın gördüğünüz üzere ikinci kaptan ve Yannick Carrasco da takımın kilit oyuncusu olarak gözükmekte. Takım yapısına geldiğimizde herhangi bir kaleci transfer edememişler. Kyle Walker-Peters gelmiş burada takıma. Kendisi sağ bek olarak. Lindelöf, Sadık Çiftfanar, Bense Baini, onun dışında Maxime Lopez, Gerson, Carrasco, Marco Van Ginkel, Alessane Plea, Anthony Zagadou, onun dışında Ugarte, Fehmi Koç, Kerim Fry, Tarkan Serbest, Alper Uludağ, Edwards, Douglas Luiz, Kanır Goldson ve Atakan Keskin kadroya katılmış. Şimdi Trabzonsporlular arkadaşların kafasında şu soru olacak. Maaş bütçesini görüyorsunuz arkadaşlar. Benim yapabileceğim bir şey yok. İtibar da çok iyi. 8.000 seviyesinde başlatmıştık. Burada benim bir problemim değil. Bu maalesef Trabzonspor bu bütçeyi doğru orantılı kullanamamış ne yazık ki. Geri gelelim Trabzonspor'dan sonra. Trabzonspor üzdü bizi ve Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'a baktığımızda Fatih Hoca ile devam ediyor. Mert Çetin, Erling Haaland takımın kaptanı, ikinci kaptanı ve kendisi kilit oyuncu olarak gözükmekte. Galatasaray kadrosuna baktığımızda Berke Özer, Zeki Çelik, Mert Çetin, Abdülkerim Bardakçı, Robin Gosens, Delaney, Cimarens, onun dışında Riddle Baku, Alan Sen Maximin, Jonathan David, Erling Haaland, Camilo Vargas, onun dışında bakıyorum
Tabii son maçta Galatasaray çok fazla oyuncularını kullanmamış. Joachim Andersen var. Salih Özcan yine. Umut Meraş. Daniel Malen. Pedro. Sandro Tonali. Robin Yalçın. Mert Yandaş. Mason Greenwood. Leon Bailey gibi transferleri olmuş Galatasaray'ın. Galatasaray iyi bir serbest oyuncu dönemi geçirmiş. Bu dönemde gözüken o. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'dan bir boşalan teknik adamlık var. Hakan Çalhanoğlu takım kaptanı. Casemiro Neymar. Evet, gerçekten Beşiktaş harika transferler yapmış. Beşiktaş'ın kalecisi Harun Tekin, Milenkovic, Eric Garcia, Koray Günter, Afonso Davis, Casemiro ya da Casemiro ya da nasıl diyorsanız İsmail Benasser, David Neres, Nadim Amiri, Neymar, Richarlison ve devam ediyor Mert Müldür, Vinicius Junior, Mauro Icardi Beşiktaş'ın yolunu tutmuş arkadaşlar 17 gol 5 asistle. Onun dışında Jakob Brown Larsen, Cemal Serter, Hakan Otsane Edward, onun dışında Asunsa, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı. Gerçekten Beşiktaş'ın bu kadroyla transfer rekorlarını kırdıktan sonra şampiyon olmasını beklerdim ben de açıkçası. Burada Beşiktaş'ın şampiyon olamamış olması biraz enteresan geldi bana. Geçmişine baktığımızda menajer geçmişinde Sergen Hoca ile yollar ayrılmış, kovulmuş Sergen Hoca. Başakşehir'le devam edelim. Başakşehir'de Okan Hoca devam ediyor. Robin Zentner bu arada arkadaşlar. Son hem ikinci kaptan hem de kilit oyuncu olarak gözüküyor. Son'u almaları da Sergio Asenjo takımın kalecisi olarak gözüküyor. Semih Kaya, Kaan Ayhan, Gabriel, Tomori, Campana, Renato Sanchez, James Maddison, İsmail Sarr, Son demiştik. Osimhen, Robin Zentner kaleci olarak zaten buradaydı. Nils Zobozlai, Rafael Leao, Salih Uçan, Tolgay Arslan, Cengiz Ünder, Frimpong, Burak İnce diye devam eden bir kadro yapısı olmuş kendilerinin. Bu arada kameranın sallanması benim hiç hoşuma gitmiyor. Kamera sallanıyor. Bir uyuz oldum açıkçası. Şimdi devam edelim. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de Vladimir takım kaptanı, Memphis Defay ikinci kaptan, Erol Bulut'la devam ediyor yola. Bu dönemde Waverton, takımın kalecisi Doda, Upamecano, Zakaria, Samuel Umtiti, Shaqiri, Phil Foden, Locatelli, Hasem Oğar, Memphis Depay, Gökdeniz Bayraktar diye devam eden Daniel Barlaser, Milik, Luis Diaz diye devam eden bir kadrosu var ve Fenerbahçe minimum kadro yapısıyla maksimum verimi alıp şampiyonluk yolunda büyük yol kat etmişler. Burada da zaten göze çarpan bir tek İsmail Kaldırım var. O da zaten altyapıdan yeni çıkmış gibi duruyor Fenerbahçe'de. İlk sezon itibariyle takımların durumları böyle arkadaşlar. 6 takımımız da ikinci sezondan itibaren üst ligde mücadele etmeye başlayacaklar. Ama tabii ki ben tek tek artık sezonları saymayacağım. Çünkü ilk sezonun heyecanı bitti. Hemen 5. sezonun sonuna gideceğim. 5. sezonun sonunda bakalım takımlarımız geride kalan 4 sezonluk dönemde nasıl bir yol izlemişler. Ama ondan önce aklıma da bir şey geldi. Hemen ona da bakmak istiyorum. Başakşehir fikstür olarak nerelerde Avrupa Ligi'nde? Şampiyonlar Ligi H grubunda yolculuğa başlamış Başakşehir ve 3. bitirerek Avrupa Ligi'ne gidiyorlar. Avrupa Ligi 1. eleme turunda Feyenoord'u eliyorlar. Ardından Lokomotiv Moskova ile eşleşiyorlar. Lokomotiv'i eleyen Başakşehir Leicester City ile eşleşiyor. Leicester'ı rahat şekilde eliyorlar. Rennes ile eşleşiyorlar yarı finalde. Finale kadar geliyorlar. Finalde Lazio'ları Edin Dzeko'nun attığı 2 golle mağlup ediyor ve kupanın dışında bırakıyor maalesef ki. Üzücü bir şekilde dostlar. Ben Başakşehir'in daha da başarılı olmasını beklerdim. Galatasaray'a geldik. Galatasaray'ın kadrosu fikstürü derken Galatasaray burada çeyrek finale kadar gelebilmiş. Onları da yine maalesef ki Başakşehir'i eleyen Lazio Türk takımlarının düşmanı haline gelmiş bu sezon. Beşiktaş'a geliyorum. Beşiktaş'ta grupta Lazio ile beraberse artık burada kalbimize iner arkadaşlar. Bakalım Beşiktaş ikinci eleme turunda elenmiş maalesef ki. Burada aslında çeyrek Avrupa Kupası çeyrek final mi? Pardon, yanlış yere baktık. Çeyrek finale kadar gelmiş Beşiktaş ve çeyrek finalde onları eleyen takım Rennes olmuş. Rennes takımı bizim takımlarımızla da iki kere eşleşmiş. Birinde başarılı olmuş, birinde de Başakşehir onları elemeyi başarmış. Onun dışında bakıyorum kim var diğer Türk takımlarından. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş dedik. Trabzon'da yine Avrupa'daydı sanırım, değilmiş. Yanlış söylemişiz. Trabzon'da cezası vardı tabii. Bunu da unutmuşuz. Evet, 5. sezon sonuna gitmeye hazırız dostlar. Bakın 5. sezon itibariyle takımlarımızdan hangileri ne seviyelerde yer almış ve ligde 5 sezon boyunca neler olmuş. Evet dostlar, videonun 5. sezonunun sonuna geldik gördüğünüz üzere.
5 sezonluk maceramızın son sezonundayız. Şu anda Süper Lig'e geldiğimizde son sezonda Galatasaray'ın şampiyon olduğunu gördük ve geriye geldiğimizde burada geçmiş kazananlar var. Galatasaray 3 son sezonu şampiyon olurken Beşiktaş 3 sezonluk şampiyonluk hegemonyasını sırtına geçirmiş gözüküyor bu dönemde. Şöyle hemen 2020-21'e bakmıştık. 21-22'de Beşiktaş şampiyon, diğer takımlarımız sırasıyla sıralanmış. Ardından yine sırasıyla sıralanan takımlarımız var. Beşiktaş'ın şampiyonluğu var. Ondan sonra 4. sezonda yine takımlarımız sırasıyla sıralanıyor. Fenerbahçe'nin hep ikinciliği mi var? Yok. Fenerbahçe aşağıdaymış. Son sezonda Galatasaray şampiyon olmuş. Zaten diğer takımlarımız da sırasıyla sıralanmış. Son sezon değil de şöyle transferlere bir bakmak istiyorum ben. İlk sezondan itibaren. İlk sezonda zaten genelde serbest ağırlıklı bir transfer dönemi vardı. İkinci sezonda 80 milyon euroluk bir transfer görüyorum. Lucas Ocampos bu dönemde Beşiktaş'ın yolunu tutmuş. Riyad Mahrez, Trabzon, Buendia Galatasaray'a gelmiş. Hans Hatteboer Beşiktaş. Jorginho bu dönemde Galatasaray. Divock Origi yine Başakşehir. Lacazette bu dönemde Trabzon. Martin de Roon Beşiktaş. Çok ciddi paralar harcanmış. Abdoulaye Doucouré bu dönemde Başakşehir. Rugani Fenerbahçe. Bernd Leno Bursa Spor. Kevin Volland Bursa Spor. Kevin Volland hala Bursa Spor'da mı? Yok. Dönmüş Hoffenheim'a. Onun dışında Bernd Leno hala Bursa Spor'da mı? Bernd Leno hala Bursa Spor'da oynamaya devam ediyor. Enteresan olmuş. Kaç yaşında kendisi? 33 yaşına kadar gelmiş. Onun dışında Phil Foden, Tete diye devam eden bir kadro yapısı var. Şöyle Trabzon'un bir yapısına son defa bakmak gerekirse genel olarak Trabzon'da kimler var, kimler yok. Trabzon'un kalecisi olarak Okan Koçuk gözüküyor ama şöyle potansiyel yetenekten sıralamaya başlayalım. Hatta mevcuttan bu Matheus Boggs diye bir oyuncu var. Kendisi şu anda 146 yetenek puanında. Sergi Darder, Paul Lopez, Berat Özdemir, Okay Okuşlu, Nicolas Dominguez, Yannick Carrasco diye devam eden bir yapısı söz konusu takımın. Şöyle transfer geçmişlerinden bakarak hızlıca başlayalım. İlk sezonu geçmiştik zaten. İkinci sezonda alınan oyunculara bakıyoruz. Riyad Mahrez'i gördük zaten. Onun dışında bakıyorum. Gonzalo Higuain bu dönemde geliyor. Alex Teixeira, Riyad Aitnuri, Ryan Aitnuri özür dilerim. Mesut Özil bu dönemde Trabzon'a, Willian Jose gözüme çarpan, Arturo Vidal gelmiş. Sattıkları oyuncularda bayağı bir isim var. Çok fazla değinmeye gerek yok buna. İkinci sezonda ise 77 milyon euro harcamışlar. Sergi Darder, Duarte, Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Nazım Sangare diye. Mkhitaryan diye devam eden bir yapısı var. Sattıkları oyuncularda da 91 milyon euroluk oyuncu var. En pahalısı Mert Mürdür olmuş. Geldik burada hemen tahminimce 3. sezon bu. 3. sezon mu? 4. sezonmuş özür dilerim. Yannick Carrasco Monaco'dan gelirken Cassasola bu dönemde Hamburg'dan, Berat Özdemir Kasımpaşa'dan geliyor. Deniz Türüç Beşiktaş, Fatih Aksoy, Emre Kılınç gibi oyuncular var. Sattıkları oyuncularda yine 84 milyon euroluk oyuncu var. Atakan Kezgin, Abdülkadir Ömür, Duarte, Koray Günter diye devam ediyor. Son sezona geldik. 119 milyonluk harcama var. Bogus bu dönemde iyi paraya geliyor. Kendisi Sochaux'dan gelmiş. Paul Lopez, İrfan Kavalcı, Gürkan Başkan diye devam eden Karamoh var burada. Yan Karamoh. Çok severim bu oyuncuyu. Yalnız çok iyi kanat oyuncusudur. Biraz zihinseli zayıf ama iyi oyuncudur. Tavsiye ederim. Bakmanızı öneriyorum. Onun dışında Berke Özer, İlkay Gündoğan diye devam ediyor. Sattıkları oyuncularda 25 var. Femi Koç, Domenech, Riyad Mahrez, Van Ginkel diye devam etmiş Trabzonspor'un transfer dönemi. Trabzonspor'un hemen Avrupa kupalarında bir şeyler yapıp yapamadığına bakmak istiyorum ben son 5 sezonluk dönemde. İlk sezonda yoklardı zaten. İkinci sezonda da yine Avrupa kupasında göremedik Trabzonspor'u. Üçüncü sezonda da maalesef Trabzon yok. 4'te katılmışlar. C grubundalarmış. C grubundan ikinci elemeye gelmişler. Burada Juventus önlerini kesmiş. Ve son sezonda yine maalesef Trabzonspor'u kupalarda görememişiz. Biraz zayıf bir dönem olmuş. Ümidika takımının teknik adamı olarak yoluna devam etmekte. Trabzon'un ardından Başakşehir'e bakalım. Şansel Bemba diyebilirim oyuncunun adını herhalde. Gabriel ve Thomas Partey takımın önemli oyuncuları olarak gözüküyor. Transfer geçmişine şöyle bakalım hemen. İlk sezon önemli değildi zaten. İkinci sezon 206 milyon euro harcıyorlar. Divock Origi, Doucouré, Douglas Luiz, Bemba, Koulibaly, Juricic, Altay Bayındır, Emre Mor, Ömer Toprak, Nazım Sangare, Deniz Türü, Cenk Tosun, Kenneth Omeriu, onun dışında Minamino, Okay Yokuşlu ve
Rika. Türk oyuncuların ismini söyleyemiyorum bugün de, enteresan. Rafael Leao'yu satıyorlar. Osimhen, Madison ve Cengiz Ünder takımından ayrılan isimlerdi burada ikinci sezonda. Üçüncü sezona geldik. 77 milyon euroluk harcama var. Wilfried Zaha, Atakan Karazor, Taylan Antalyalı. Bak Türk oyuncuları söyleyemiyorum ya. Çok enteresan değil mi dostlar? Çok enteresan. Mert Hakan Yandaş, Cemal Serter, Bonaventura. Oha, yabancılarını güzel söylüyorum ya. Yabancı isimleri çok güzel söylüyorum ama Türk oyuncularda yok. Cenk Gönen, Mert Gök takıma. Mert Gök'te hata yapmadık, iyi bari. Onun dışında takıma katılmış sattıkları oyuncularda Origi, Deniz Türüç, Kolibali, Okay Yokuşlu, Nazım Sangare diye devam eden bir listesi var. Başakşehir'in burada 3. sezonda, hemen 4. sezona geçeceğiz. 4. sezonlarında 126 milyonluk bir harcamaları var. Kasper Dolberg bu dönemde Bayer Leverkusen'den geliyor ve hala burada Kasper Dolberg, ama bekleneni verememiş maalesef ki. Ferdi Kadıoğlu, Asım Arpacı, Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Yusuf Acer pardon. Yusuf Acer ve Oğulcan Önatlı takıma katılmış. Sattıkları oyuncularda Douglas Luiz, Nils, Emre Mor, Atakan Karazor, Mert Yandaş, Rika, Asenho, Bonaventura, Cenk Tosun diye devam eden listesi var burada 4. sezonda. 5. sezon, yani son sezonuna geldik Başakşehir'in burada. Castrovilli, Gosens, Partey, Canel, Rahmi Canel, Ozan Tufan, Koray Günter diye devam eden listeleri var. Sattıkları isimler de Ferdi önemli bir şekilde. Galatasaray, Emin Bayram, Cemali Sertar, Juricic, Emre Demir, Omeriu ve Yusuf Acar bu dönemde takımdan ayrılmış Başakşehir'de. Başakşehir'in fikstürü olarak ilk sezon bakmıştık sanırım. İlk sezonda finale kadar gelmişlerdi. İkinci sezonda yine bakıyoruz Başakşehir'i nerede göreceğiz diye. Başakşehir ikinci eleme turunda Valencia'ya elenmiş. Üçüncü sezona baktığımızda yine Avrupa ikinci kupasındalar. İkinci eleme turunda Mladá Boleslav'a nasıl eleniyorsunuz yani? Ben bunu anlamıyorum. Mladá Boleslav'a elenmişler. Arda Turan'ın bir zamanlar harika goller attığı takım. Devam ettik 23-24'te yine Avrupa kupalarında Başakşehir ve burada da gruptan çıkmayı mı başaramıyorlar? İlk elemelerde UPEN'e eleniyorlar. Enteresan olmuş. Son sezonda yine Avrupa 2. kupasındalar ve burada da Krasnodar'a rahat bir şekilde elenip kupanın dışında kalmış Başakşehir. Başakşehir'den bekleneni alamadık ilk sezon finali haricinde. İlk sezonda bunlar mı yapmıştı finali, tekrar bakalım. Evet, ilk sezonda Başakşehir finali vardı. Geri geldik Başakşehir'den sonra. Başakşehir'den sonra belki de çokça tepki göstereceğiniz Bursaspor. Bursaspor'a geldik. Bursaspor'da Mustafa Er devam ediyor. Aras Keita takımın kaptanı, Kataldi takımın ikinci kaptanı, Ozan Kabak da kilit oyuncu olarak gözükmekte Bursaspor kadrosunda. Bursaspor kadrosuna ilk sezondan itibaren bakacak olursak, ikinci sezon daha doğrusu, 204 milyon euro harcamışlar. Ben Leno, Kevin Folland, onun dışında Mert Çetin, Bernardeşi, Çao, Marusic, Aras Keita, Ferdi Kadıoğlu, Atakan Karazor, Cemali Serter, Doğukan Toköz gibi çok önemli isimleri almış. Burada Ömer Faruk Beyaz da var bu arada. Hala Bursaspor'da oynuyor kendisi. Hamari Traore de bunlardan bir tanesiydi. Sattıkları isimlerde 194 milyon euroluk oyuncu var. Tete bu dönemde bir dönem FM19'da önemli wonderkidlerdendi. Bursaspor'u taşıyan isimlerden olması bekleniyordu ama çok da bir şey yapmamış. Nuno Santos, Ozan Kabak 25.5'a gitmiş. Bursaspor'dan Beşiktaş'a gitmiş. Napoli Beşiktaş derken tekrardan 65 milyon euroya Bursaspor'a gelmiş. Çok enteresan olmuş. Lee Kang-in Southampton'a gidiyor. O da Galatasaray'da. İyi para harcıyoruz ama başarı yok. Burada ikinci, üçüncü sezonda Akanji, Jerome Rusilion, Ricardo Horta, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Berkay Özcan, Emre Kılınç, Alparslan Öztürk diye devam eden bir liste var bu dönemde. Ve Bursaspor'da yine Mert Çetin, Çao, Nuno Mendes, Miron Boadu, Marusic, Karazor, Atakan Karazor, Doğukan Toköz gibi oyuncular kadrodan ayrılmışlar 3. sezonda. 4. sezonda pek bir hareketlilik olmamış Bursaspor'da. Halil Dervişoğlu, Kataldi, Umut Meraş eski oyunculardan ve Mert Yandaş takıma katılan isimlerden. Sattıkları isimlerde Kevin Volant, Ferdi Kadıoğlu, Pazuello ve Oğuzhan Özyakup olarak gözüküyor 4. sezonda. 5. sezon 166 milyon euro harcanıyor. Ozan Kabak demiştik, Abdou Diallo, Lianco, onun dışında Emre Demir, Yusuf Acer, Murat Aydın, Ali Akman. Ali Akman yıllar sonra yuvasına dönmüş. İyi bir profili var. 83 milyon euro para kazanmışlar. Kaan Ayhan, Bernardeşi, Orkun Kökçü,
Orkun Kökçü de Beşiktaş'a Ali Akman takısında kullanılmış gibi duruyor. Bursa Spor fikstürüne baktığımızda Bursa Spor ilk sezondan itibaren Avrupa Kupalarında, ikinci sezonda daha doğrusu, burada Türkiye Kupası şampiyonluğundan gitmişler. İnceleme fırsatı buldum ve kendileri Avrupa Kupası'nda birinci eleme turunda Lazio'ya eleniyor ve ilk kez kupanın dışında kalıyor. Ardındaki sezonda Avrupa Kupası E grubunda yer alıyorlar. İkinci elemeye geliyorlar. Burada da Sevilla yönlerini kesiyor bu sefer. Burada dördüncü sezon sanırsam bu. Bakayım, dördüncü sezon, pardon, biz geriye gideceğiz. Dördüncü sezonda yine Avrupa 2. Kupası'ndalar. Avrupa 2. Kupası'nda çeyrek finale kadar geliyorlar ama Borussia Mönchengladbach onları eleyip kupanın dışında bırakıyor. Son sezonda yine Bursa Spor Avrupa Kupalarında ve birinci eleme turunda Napoli'yi elenip kupanın dışında kalıyor maalesef ki Bursa Spor, Bursa temsilcimiz. Geri geldik hemen burada Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe kadrosuna bakacağız. Fenerbahçe'nin teknik adamı yok. Jose Campana son takımın kilit oyuncuları ve ikinci kaptan olarak gözükmekte. Şöyle ilk sezondan değil ikinci sezondan itibaren bakmaya başlayalım. 95 milyon euro. Rugani, Höller, Diego Costa, Alparslan Öztürk, Samatta, Hendrix, Ravil Tagir ve Bradley derken eski oyuncusu Hasan Ali kaldırımda gelmiş. Sattıklarında Phil Foden, Hasem Oğar, Upamecano, Memphis Depay, işte efendime söyleyeyim Dodo, Umtiti, Shaqiri hepsi takımdan ayrılmış neredeyse Fenerbahçe'de. Bir sonraki sezona geldiğimizde 157 milyon euro harcanmış bu dönemde. Campana, Adama Traore, Askakibar, Santiago Askakibar bu dönemde gelmiş takıma. David Soria, Oliveira, Sinan Gümüş, Abdülkadir Parmak, Mert Yılmaz diye devam eden listesi var. Baktığım zaman Luis Diaz gitmiş, Locatelli, Alioski takımdan ayrılan isimlerden Fenerbahçe'de. Dördüncü sezonda çok para harcamamışlar. Yusuf Yazıcı sadece Wolverhampton'dan çok ciddi paraya gelmiş ve onun dışında Kaldara, Hüseyin Kaya, Çağlar Şahin Akbaba diye devam eden liste var. Sattıkları oyuncularda Ravil Tagir Arsenal'a gitmiş, Sinan Gümüş Göztepe, Hendrix Monaco'ya gitmiş Fenerbahçe'den. Hemen baktık son sezona. Son sezonda 113 milyon euro harcanıyor. Mert Müldür, Son, Emin Bayram, İlyas Dilaver ve Furkan Bülbül gibi isimler kadroya katılmış. Sattıkları oyuncularda sadece Rahmi Caner'li var Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin fikstürüne bakmaya başlayalım. İlk sezondan itibaren değil, ikinci sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'ndelermiş ikinci sezonda. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaramıyor Fenerbahçe maalesef ki sonuncu olarak. Ardındaki sezonda 2. Avrupa Kupası'nda yer alıyorlar. Bu kupada yarı finale kadar değil hatta finale kadar geliyorlar. Finalde Monaco onları 3-1 mağlup ediyor ve kupanın dışında kalıyor. Fenerbahçe ilk kez Başakşehir'den sonra kupalarda finale gelen takımımız oluyor. 23-24'e baktık. Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarında göremiyoruz bu sezon ve son sezonda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi A grubundan maalesef ki yine çıkmayı başaramıyor. Zor gruba düşmüş ama Barcelona, Inter, Borussia Dortmund, Fenerbahçe 3 puan toplayabilmiş sadece bu dönemde. Fenerbahçe'nin ardından yine devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş var radarımızda. Beşiktaş'ta Neymar kaptan, Ahmet Kutucu ve Neymar sıralaması söz konusu. Adrien Rabiot son sezonda gelmiş, onu görüntülüyorum. İkinci sezona gelelim. 278 milyon euro harcıyorlar. Lucas Ocampos, Hansa Tebber, Martin Deron, James Maddison, Cengiz Ünder, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Abdülkadir Ömür, Rulli, onun dışında Andrada, Arda Akbulut, Lionel Messi. Messi, Messi lan! Messi! Vallahi Messi lan! Messi burada gelmiş, Liverpool'a gitmiş Beşiktaş'tan ama 16 gol 9 asistle şov yapmış Messi. Messi'nin ardından Mustafa Kapı var. Sattıkları oyuncularda bayağı bir isim var. Richarlison, Afonso Davies, onun dışında David Neres, Edward, Vinicius Junior, Mert Müldür falan diye devam eden liste var. Messi'den sonra çok önemli değil hepsi. Ondan sonra bakıyoruz. 3. sezon Yusuf Demir gelmiş. Yusuf Demir de Borussia'dan gelmiş. Bu arada hala Beşiktaş'ta. Bu da Bafir diye bir tane YouTube kanalı var. Oradaki çocuğa benziyor bu. Ozan Kabak, Mert Çetin, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, onun dışında Joakim, Kristensen, Naci Ünivar, Caca diye isimler, Kaka'ya da neyse. Milenkoviç, Nedim Amiri, Abdülkadir Ömür de takımdan giden isimler de olmuş Beşiktaş'ta. Bir sonraki sezonda sadece 105 milyon euro harcayabilmişler. Memphis Depay en pahalı transfer olmuş. Memphis Depay bu arada hala Beşiktaş'ta forma giyiyor. Sattıkları oyuncularda 107 milyon euroluk Naci Ünivar, James Maddison ve Joakim var. Asım Arpacı da onlardan bir tanesi olmuş. 24-25'e baktık Beşiktaş'ta. Kendileri Adrien Rabiot'u almıştı demiştik. Joakim Andersen, Cemal Serter, Zeki ne ya?
Zeki Çelik, Orkun Kökçü diye devam eden bir liste var. Ve onunla birlikte sattıkları isimlerde Ozan Kabak, Erik Garcia, Cengiz Ünder, Ali Akman, Rahmi Ulusoy diye devam eden bir listesi var Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın ilk sezondan itibaren değil, ikinci sezondan itibaren Avrupa yoluna bakıyoruz. Avrupa'da ikinci sezonda yine onlar da finale geliyor ama finalde maalesef ki onları da eleyen Fiorentina oluyor. Bir türlü takımlarımız şampiyonluğu alamıyor. Üçüncü sezonda Şampiyonlar Ligi C grubundan çeyrek finale kadar geliyorlar. Çeyrek finalde Türk futbolunun gizli düşmanı Chelsea onları eleyip kupanın dışında bırakıyor. Bakıyorum dördüncü sezon yine Şampiyonlar Ligi C grubu. C grubundan çıkıyorlar. Çeyrek finale de geliyorlar. Çeyrek finalde güçlü Paris Saint-Germain onları eleyip kupa dışında bırakmış. Son sezonda yine Şampiyonlar Ligi B. Şampiyonlar Ligi B grubundan çeyrek finale gelmişler. Yine Borussia Dortmund onları deplasman golüyle neredeyse ucu ucuna geçecekleri maçta elemeyi başarmış dostlar. Beşiktaş'ın ardından son bir takımımız kaldı. O da Galatasaray. Son sezonda şampiyonluğu aldığı için Galatasaray kadrosunda Jorginho, Çağlar Söyüncü kaptan ve ikinci kaptanlar ve kilit oyuncular. Transfer geçmişine Galatasaray'ın ikinci sezondan itibaren bakmak gerekirse Buendia, Jorginho, Bednarek, İrfan Can Kahveci, Ömer Ali Şahiner, Ulvestat ya da Ulvestat neyse Serdar Aziz gelmiş bu dönemde. Uğur Çiftçi, Svensson, Gazaninga, Sorensen, Erdilman, Mustafa Erdilman diye devam ediyor. Sattıkları oyuncularda 236 milyon euroluk oyuncu var. Mert Çetin, Mason Greenwood, Maximin, Cimarens, Baku, Leon Bailey, Zeki Çelik, Pedro, Tonali, Erling Haaland diye devam eden liste var. Yani sattıkları oyuncular bayağı bir fazla Galatasaray'ın. Onun dışında Galatasaray'ın ikinci değil üçüncü sezonunda 53 milyon euroya Hakan Çalhanoğlu gelmiş. Hakan Çalhanoğlu şu anda hala Galatasaray forması giymeye devam ediyor. Çağlar Söyüncü, Afonso Areola, Ozan Tufan, Enes Ünal. Enes Ünal nerede? Şu anda kendisi Lorient forması giyiyor. Enteresan. Onun dışında Bilal Başakşıkçıoğlu falan gelmiş. Sattıkları oyuncularda pek bir hareket yok. Mert Hakan Yandaş Başakşehir'e. Salih Özcan Alanya'ya gitmiş. Umut Meraş da Antalya Spor'a gidiyor. Dördüncü sezona baktık Galatasaray'da. Nazım Sangare falan geliyor. En pahalı oyuncu kimmiş? Lee Kangin'i almışlar. Southampton'dan alsalar aslında ilk başta alırlarmış ama Bursa Spor'u 23.5'a sattıktan sonra Lee Kangin 2 sezonda Galatasaray'da şov yapmış açıkçası. Süleyman Luş mu? Vay be, kendi evladına da böyle para vermek koyar. Koray Günter, Emre Mor, İlkay Gündoğan, Atakan Karazor, Nazım Sangare diye devam ediyor. Utku Yuvakuran da var. Söylemezsem sonra bir şey. Buendia, Bennarek, Erdilman, Mustafa Erdilman, Joakim Andersen, Ozan Tufan, Bilal Başakşıoğlu falan takımdan ayrılmış bu dönemde Galatasaray'dan. Son sezona baktık Galatasaray'da Ferdi Kadıoğlu tam 40 milyon euro karşılığında gelmiş Galatasaray'a ve Ferdi de toplam 80 milyon euroluk bir transfer bütçesi toplamış kendi kariyeri boyunca. Kaan Ayhan Bursa'dan geliyor. Fehmi Koç ve Isco bedava olarak Galatasaray kadrosuna katılmış. Fizikseli inanılmaz düşmüş. Tam şurada alıştırıp regist oynatmalık pozisyona gelmiş. Neyse. Bakalım sattıkları oyuncularda yine 58 milyon euroluk oyuncu var. İrfan Kavalcı, İrfan Kahveci, Enes Ünal, Eren Nea, Enes Ünal, Koray Günter, Nazım. Gerçekten Türk oyuncuların ismini söylerken bugün zorlanıyorum ya. Erkan Süyer, Berke Özer. Bugün tabii yabancı oyuncuları söylemek için özel bir çaba harcıyorum yanlış söylemeyeyim diye. Ama muhtemelen yanlış söylemişimdir ve aşağıya yorum yazacaksınız. Diyeceksiniz ki abi şu oyuncuların adını bir çalış, kardeşim şu oyuncuların adını çalış. Elimden bu kadar geliyor dostlar, kusura bakmayın. Neyse, Galatasaray'da böyle olmuş. Fikstür olarak Galatasaray'a bakmaya başlayalım hemen ikinci sezondan itibaren. Galatasaray ilk sezonda, ilk turda Omonoya'ya elenmiş. Enteresan olmuş bu. Ardındaki sezon Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden geliyorlar. B grubundalar. B grubundan çıkıyorlar. İkinci eleme turunda uzatmalar sonucunda Roma'ya eleniyor bu takım. Enteresan. Bir sonraki sezona geçtik. Dördüncü sezon olması lazım. Şampiyonlar Ligi F grubunda Galatasaray. F grubundan maalesef ki çıkamıyorlar. Sonra son sezona geldik. Şampiyonlar Ligi F grubu yine Galatasaray Avrupa Kupası'na gidiyor. Avrupa Kupası birinci eleme turunda ikinci ayakta Villarreal'e elenip kupanın dışında kalıyor Galatasaray. Tabii burada şöyle bir durum da var. Yabancı sınırı çok ciddi manada takımları zorladığı için takımlarımız bu hallere düşmüş olabilirler. Benim de aklıma geldi ama yabancı sınırını da kaldırırsam iyice cılkı çıkacak diye düşündüm ve böyle bir şey yapmadım dostlar. Evet dostlar, videonun burada sonuna geldik. 5 sezonluk süreçte takımlarımız 6 tane Süper Lig'de şampiyon olmuş güzide kulübümüz 1 milyar euro bütçeyle transfer mücadelesi verdi ve değişik bir simulate olmuş oldu. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve ayrıca da
Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.